Evet arkadaşlar hiç ara vermeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, diğer video biraz uzamış gibi 30 dakikayı görmüş. Burada kamu ihale kurumundan bahsedeceğim. Ee, bu kurumunda üye sayıları nereye neredeyle ilişkili olduğu, üyelerin görev süresi vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsettikten sonra da anlattığım devlet ihale kanunu, kamu ihale e, kamu ihale kanunu bunların çıkmış sorularından bahsedip bu videoyla bitireceğim. Kısa bir video olacak. Diğer videoyla birleşirse bir 40 dakikayı bulacaktı. Benim hiçbir şekilde 40 dakikayı gören bir videom olmadı. 30'da gören çok istisnadır. Bir de bu oldu. 30 dakikayı geçmiş biraz. 31 dakikaya yakın bir şey olmuş. Şimdi arkadaşlar, Kamu İhale Kurumu bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İdari ve mali özelliğe sahip bir kamu ihale kurumu oluşturulmuştur. Yani özel kişiliği var mı? Var. Mali özel kişiliği var. Kamu özel sahip bir kurum. Neyi yapıyor? Ne işe yarıyor bu kurum arkadaşlar? Bu kanuna verilen ihaleleri yerine getiriyor. Kamu ihale kurumu bu kanunda belirtilen esas esas usul ve işleri doğrudan doğrudan olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık neresiymiş? Maliye Bakanlığı'dır ve kurumun merkezi neresi arkadaşlar? Ankara. Nereyle bağlantılı? İlişkili Maliye Bakanlığı. Merkez neresi arkadaşlar? Ankara. Bunun yanında arkadaşlar kamu var mı? Var. İdari ve mali özelliklere sahip mi? Sahip. Hiçbir yerden emir ve talimat alamazlar. Kamu ihale kurumu Kamu ihale kurulu başkanlık ve hizmet birimlerine oluşur. Yani bunun ana kademe kim arkadaşlar? Kamu ihale kurulu. Kamu ihale kurulu aynı zamanda kamu ihale kurumunun da başkanı. Yani kurulun başkanı kurumun da başkanı. Bak buraya kurumun karar organı bir başkan biri ikinci başkan olmak üzere en az 4 yıllık öğrenim görenler arasında cumhurbaşkanca atanan 9 değil bunu düzeltin 10 10 üyeden oluşan kamu ihale kurulu kurulum başkanı kurumun da başkanı gördünüz mü burada geçti 9 değil 10 üyeden oluşuyor tamam bunu düzeltelim devam ediyorum üyelerin geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilmesi dahi üyelik ve görev alma ilişkisinin bulunmaması gerekiyor tamam hiçbir şekilde parti ile ilişkisi olmayacak bu kurulun bu kurumun üyeleri için tamam devam ediyorum kurulun Üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilmez. Hocam görev süresi ne kadar ki görev süresi dolmasın diyorsun. Görev süresi arkadaşlar 5 yıldır. Görev süresi dolan bir daha aday olamaz. Bir daha seçilemez. Görev süresi 5 yıl 10 üyeden oluşur. Aday olan e, görev süresi dolan bir daha aday olamıyor. Bir daha kuruma seçilemiyor. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? yok. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer ki ciddi bir ciddi bir hastalık veya engellilik nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi doğmadan görevden alınabilir. Aynı şekilde görevi kötüye kullanmaktan yüz kızartıcı bir suçta mahkum olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı onayla da görevden alınabilir. Arkadaşlar bunlar çok büyük ihaleler yapıyorlar. Çok büyük. Yani e, bu görevleri görevli olan kurumun üyeleri irregal işlere bulaşabilir. Bak bulaşmamaları gerekiyor. Ama tek bir amaçlı kanun bu boşluğu doldurmuş. Eğer bulaşırsa diyor görev dolmadan alırım diyor. Tamam. Şimdi devam. Çık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kurumun bütçe uygulamada uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık mali raporu bütçe kesin hesap hesabı Cumhurbaşkanı kararı ile ipra edilir. İpra ne demek? Yani aklama demek. Tamam mı? Ticaret hukukunda bu geçiyor. Aklama demek. Yani verdiği raporu aklıyor Cumhurbaşkanı kararı ile. Devam. Kurumun yıllık hesapları, gelir ve harcamaları, iş ve işlemleri kim tarafından denetleniyor? Al sana tipik bir soru. Buyur. Şöyle bakın soru yapalım. Kurumun yıllık hesapları bırak kurumun yıllık hesaplarını vesaire. Kamu ihale kurumunun denetimini kim yapar? Cevap Sayıştay. Başka kurumun bütçe bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık mali raporunu ve bütçe kesin hesabını ne ile hangi işlem ile ibra edilir? Cevap Cumhurbaşkanlığı karar. Bak bunlar işte 2017. Bu Cumhurbaşkanlığı kararı diyorsam 2017'dir. Tamam devam ediyorum. Kurul kararları yerindelik denetimi yapamaz. Hukukilik denetimi yapılıyor. Devam. Bunu anlatacağım yerindelik denetimi. Yani bizzat o işlem yerinde yapılmış mı yapılmamış mı bunu yapıyor. Sadece hukukilik bir denetim yapılıyor. Devam. Kurulun başkan ve üyeleri, kurum personeli, hakemlik ve bilir kişilik yapamaz. Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen bir ay içinde görevlerine devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır. Mal beyanında ne kadar kaç yılda bir yapılıyordu mal beyanı? Söyle bana. 5 yılda bir. Hocam hangi yıllar yapıyorduk? 0 ile 5 ile biten yıllar arasında mal beyanı yapıyorduk. Ama soru geldi. Mal beyanı kaç yılda bir yapılır? Cevap 5 yılda bir mal beyanı yapılır. Doğru mu? Doğru. Kamu ihale kurumunun üyeleri kaç yılda bir mal beyanında bulunacak? 1 yılda bir. Niye? Senin 5 yılda vurduğunu o 1 yılda vurabilir. Tamam mı? <laughs> Tabii ki tamamen akılda kalsın arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmaz. Olmuyor da. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Gördünüz arkadaşlar. 3 videoda anlattım. 2 seri yaparım dedim. Uzamasın diye 3'e böldüm. 3 videoda anlattım. 3 soru hazırladım. Çıkmış diğer sorularda aynı bu şekilde kek sorular. Tamam. Diğer soruda pazarlığı sormuştur. Geçici teminatı sormuştur. Siz gireceksiniz. Kesin teminat soracak. Cumhurbaşkanlığının yapacağı ihalelerde kullanılacak ihale usulünü soracak. Kamu ihalesinde kabul edilen iki ihale türü neydi? Onu soracak. İşte değiştirip 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 soracak. Veya diyecek ki aşağıdaki hangisi devlet ihale kanununda öngörülen ihale türlerinden biri değildir diyecek. Sen diyeceksin devlet babanın kızını isteyeceksin ve işaretleyip geçeceksin. Arkadaşlar bu iş bu kadar basit. O gözünde büyüttüğün idare hukuku bu kadar basit. Nasıl basit? Ben bunu bölümlere ayırdım. Tek tek gırtlağını sıkıyorum. Tamam. O idare hukuku kitabını bölümlere ayırıyorsun. Tek tek gırtlağını sıkıyorsun. Sen bu işi bitiriyorsun. Onu bitiriyorsun. Sen kazanıyorsun. Onu bitiriyorsun. Sen kazanıyorsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir sonraki Videoda kamu hizmetlerinin görülme usullerinden bahsedeceğim. Tipik soru gelen banko yerlerden biridir. E orada bir videoda bitmeyecek notu baya güzel oldu. Onun notu hazır. Eğer bu notları temin ettiyseniz bu video yayınlanmadan önce size hop diye o videolar zaten gelecektir. Mutlaka temin edin. Sakın yazmaya kalkmayın. Bitmez. Yazarak bitmez. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bize destek olmak istiyorsanız mutlaka istiyorsunuzdur arkadaşlar. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir, yorumlar kısmında videolar hakkında fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bu videoları diğer arkadaşlarınıza da eminim ki tavsiye edeceksinizdir. Maalesef bazı arkadaşların düşüncesi şu. Hocam diyor, seni başkasına tavsiye etmiyorum. Bu videolardan sadece ben faydalanacağım. Hocam lütfen böyle olmayın. Sizi ne kadar e, isteseniz de yani e, kazanmanız böyle art niyetiyle olmaz. Lütfen herkes faydalansın. Herkes bir çaba göstersin, faydalansın. Kısmetinizde de varsa eminim olun ki bu iş bu neticenin sonunda, bu çalışmanın azmin sonunda gelecektir. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bu sınavlar inşallah olacaktır. Hayırlısıysa olsun, hayırsızsa olmasın diyorum. Hoş olun, hoşça kalın.